Şimdi bunu kurguda ben yapmışım gibi yapacağız. Tamam. Yoruldum ya. Son. Sert. Yukarıda. Burcu Hanım kahve yok değil mi? Kahve var mı? Bakmıyorum. Güzel yandı. Evet, biraz sonra ısınır içerisinde. Senin için bunlar tabii çok şey değil mi? Öyle nefes alıp vermek gibi bir şey ya. Ya sen nasıl arabaya hakimsin, nasıl arabayı biliyorsun. Bu da senin için öyle. Evet. Önce hanımlar, efendim hoş geldiniz tekrar. Teşekkür ederim. Artık başlayabiliriz. Yok, ben şunun için yaptım kahveyi. En azından bir şey yapmış olayım diye. Çünkü bugün hiçbir şey yapamadım. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz videomuza. Bugün Atik ailesinin konuyuz. Her ne kadar kahveyi ben yaptıysam da şu yüzden yaptım, artık kendimi kötü hissetmeyeyim diye. Çünkü sağ olsun Özgür abiyle Burcu Hanım her şeyi görüyorsunuz tıkır tıkır. Artık böyle nefes almak gibi, vermek gibi yapıyorlar. Kesinlikle alıştık artık. Düzene de alıştık. Her şey, yani diyorum ya, senin araba kullanman gibi işte. Eyvallah. Şöyle yapalım dedik arkadaşlar aslında. Atik ailesinin klasik açılışı gibi bir videoyu açalım. Ben de bir şeyler yapayım işte. Odun kırayım, soba yakayım vesaire. Tabii ki hiçbir şey yapamadım. O yüzden de en azından dedim kahve yapayım. Ya tabii gerçekten çok zor işler bunlar. Bir de bunları yapıp aynı zamanda çekim yapıyor olmak çok zor işler. Ama günün sonunda bizim için izlenmesi çok keyifli şeyler ortaya çıkıyor. Bugün de arkadaşlar aslında size hem biraz Atik ailesinin hikayesinden bahsedeceğiz. İş nasıl buralara geldi, bu kadar büyüdü, hayatlarında nerelerden geldiler, onlardan biraz bahsedeceğiz. Hem de aslında karavan daha önce hiç çekilmemiş. Bizim manyak karavan. Yok, evet. Evet, biraz karavanı inceleyeceğiz hep birlikte. Videonun sonunda da bir kullanacağız. Ben gerçekten hayranlıkla izliyorum eşimle. Teşekkür ederim. Daha önce de bir kez telefonda konuştuk hem Burcu Hanım'la hem Özgür abiyle. Orada da söyledim. Sağ olsun Mulis arkadaşımız da bu videoya vesile oldu. Bizi tanıştırdı. Biz de bugün buralara kadar geldik. Nasıl başladı bu iş? Ya nasıl başladı aslında? Bir gün İzmir dönüşünde başladı. İzmir dönüşünde Gemlik tarafında çok trafik vardı. Ben dedim dağdan vurayım, Yalova'dan çıkarız diye düşündük. Burcu ile girdik. Pick-up'la. Hayır, o zaman normal binek arabamız vardı. Binekle. Binekle. Girdik. O kadar güzel yerler var ki, sonra bir çeşme gibi bir şey gördük. Durduk. Arkasına yürüdük. Çok güzel bir dere akıyor. O gün dedik ki önümüzdeki hafta buraya pikniğe gelelim. Kaç yıl önce bu abi? Yaklaşık 4 ya da 5 yıl var. Çok eski değil yani aslında baktığında. Çok eski değil, evet. Ama bunun haricinde çok parantez açıp araya girmek istiyorum. Senin aslında bir outdoor tarafın varmış var, küçüklükten gelen. Küçüklükten vardı. Çünkü büyüdüğümüz yer, ben Beylerbeyi'nde büyüdüm. Üstümüz o zamanlar hep ormanda. Ki sürekli orman içinde oynuyorduk. Orman içinde iş yapıyorduk. Oradan bir alışkanlığım var ki çok da seviyordum. Hatta işte kuzenler falan hep derdi, yani çocukken bile her yere bir çadır kuralım, ormanda kalalım derdim. Ondan dolayı işte bizimkileri de alıştırdım. Gerisinde Burcu Hanım devam benim etsin. Benim öyle bir tarafım yoktu. Aksine ben böyle beyaz yaka çalışan birisiyim. Hiç doğayla alakam yok. Zaten ilk kampımda herkes çok şaşırdı. Ama çok sevdim. Ben kampı sevmeyecek bir insan olabileceğini düşünmüyorum. Ne olursa olsun. Ya müthiş bir şey. Kesinlikle. Doğayla bu kadar iç içe olmak falan. Benim eşim de gidip ağaçlara falan sarılıyor. Yani o kadar seviyor ne doğayı. Işte ama gerçekten zor. Yani uğraşısı zor. Çünkü bugüne kadar hep hayatımızda yaptığımız tatillerde vesaire oturup yayılıp işte bir şeyler yiyip içmeye alıştığımız için burada her şeyi kendin üretiyorsun. Kesinlikle. Burada bir çaba var, emek var. İşte onları yaptıktan sonra rahata eriyorsun zaten. Bak, odun kırdık, şey yaptık, sobayı yaktık. Şu an rahat rahat kahvemizi içiyoruz. Kanala gelmek istiyorum biraz. Kanal tarafında tabii ki Burcu Hanım'a döneceğiz arkadaşlar. Orada patron evet. Burası. Kesinlikle. Evet, Özgür abinin outdoor ruhu işi bir yere getirmiş kesinlikle, ama tabii ki asıl mimarı Burcu Hanım. Şunu söyleyeyim açıkçası. Ben bir YouTuber olarak söyleyeyim. Maşallah diyerek de söyleyeyim. Hepimizin imrendiği bir kanalınız var. Hem izlenmeler açısından, hem işinizde hobinizi gerçekten tam olarak bir arada yaptığınız anlamda. Hem de açıkçası konuşmadan bu işi yapıyor olmanız da globale yaydığı için de çok çok faydalı bir iş aslında günün sonunda baktığınızda. O yüzden hepimiz imreniyoruz. Maşallah diyelim tekrar. Bu stajyeri siz mi oluşturdunuz tek başınıza? Tek başıma şöyle takipçilerle birlikte oluşturduk aslında. Tam konuşmadan değil de kararında konuşulunca, baştan sona konuşmakla kararında konuşmak arasında hani yabancıları çeken bir fark var. Oradan biraz çektiğimizi fark edince onu daha böyle kararında tutmaya çalıştık. Normalde konuşuyoruz Özgür'le, o kadar konuşmuyor değiliz ama bizim işimiz doğa olduğu için, doğanın güzelliklerini kesinlikle sunduğumuz için çok da konuşmaya ihtiyaç olmuyor. Yani biraz bizden biraz takipçilerden birleşince bu çıktı ortaya. Yani burada aslında günün sonunda şuna dönüyor iş yani aslında arkadaşlar. Hep yorum yapın, siz de bizi yönlendiriyor diyoruz ya, aslında günün sonunda gelen iş bu yani. Sizin yorumlar gerçekten bir kanalı yönlendiriyor %100 yani. Belki sizin yazdığınız bir yorum o sırada evet tamam bunu yapmalıyım dedirtmiyor insan, ama orada okuduğun yorum bilinçaltına atıyorsun ve gelecek videolarda onu uygulamaya başlıyorsun ister istemez. Bu arada yanlış anlaşmalı olmasın, konuşsanız da çok güzel. Çok tatlı da sohbetiniz var. Bu arada
Özgür zaten hiç konuşkan bir adam değil yani. Normalde. Allah Allah. Biz seninle konuşması falan yapmıyoruz. Çok yapmıyoruz fazla tabii canım. Yani normalde hani Özgür su getir. O da kanalda da oluyor zaten. Ama yani evliliğin böyle iyi geçince birbirini de aslında öyle bir süre sonra bakışlardan falan bile anlamaya başlıyorsun yani. 20 yıl geçti. Maşallah. Geçen tek bakışımla kalktın okey masasına oturdun. Allah daim etsin. Bir de tabii kızımız var. 16 yaşında. Da, evet. 16 yaşında bir kızımız var. O da artık bu işi yaptığımız için ve hafta içlerinde de çıktığımız için onu tek başına bırakamayacağımız için burada annemlerin yanında İzmir'de okutuyoruz. Zaten hani çocukluğundan beri oraya gidip geliyor. Bir arkadaş çevresi var. O da hiç yabancılık çekmeden kendi tercihi doğrultusunda İzmir'de yaşıyor şu anda. Çok sıklıkla biz oraya gidiyoruz. Yine çok sıklıkla o buraya geliyor. Öyle hayatımızın üzerine bu şekilde kurduk bakalım son 2 yıldır. Ne güzel. Yani kendi aslında mesleklerinden kopup evet. Bunu ana mesleğiniz yapıp aslında çok iyi içerikler üretiyorsunuz. Bütün dünya izliyor bu arada arkadaşlar. Sadece bizim ülkeden izlenmiyor. Bilmeyenleriniz vardır belki. Çok çok daha başarılar diliyoruz size. Teşekkür ederim. Biraz şimdi karavanı inceleyelim. Aslında bir ev ortamı var şu anda yani gayet. Evde de aslında bu mesafede oturup insanlarla sohbet kesinlikle ediyoruz. Neredeyse o kadar bir genişlik var abi. Var var. Yani biz işte çadırlardan da zaten genişi ferah evet sevdiğimiz için yapacağımız aracın da geniş olmasını istedik. Ortaya da böyle bir şey çıktı. Bir de şey bol pencere seviyoruz. Kesinlikle. Yani hani aydınlık. Şu balkonundan tut yukarıdaki pencereler var. Bir kere şu yukarıdakiler yağışı yakalayabilmek için. Burası yine hani doğaya geliyoruz, doğayı görelim. Aynı zamanda ev konforunda olalım diye hani böyle büyük panoramik pencereler ve balkon yaptık. Kopamıyoruz yani hani ne kadar teknolojiyle birlikte olsak da bu doğadan kopamıyoruz bir şey. Peki bunun tasarımını kim yaptı? Birlikte İç tasarım Burcu'nun. Yani dış tasarım meteor mimarlık yaptı Nurullah diye bir arkadaşımız. Bir arkadaşımız bu karavanı aldığımızda bize ulaştı. Küçükken o da kamyonları çok seviyormuş. Çizim yapıyormuş. Ben çizebilir miyim karavanınızı dedi. Dış tasarım, dış görüntü tamamen ona ait. Sadece renkleri sordu. Sarı ve gri olsun dedi. İçini de böyle tiny house olsun. Hani sıcak bir ev havası olsun diye de ortaklaşa fikir alışverişi yaptık. İçi böyle oldu. Yani konuşarak ortak. Çok güzel ama ya. Bu balkondaki işte bu yani hidrolik sistemi evet falan çok iyi yani yaratıcı fikirler yani. Tabii o biraz uğraştık onun Ar-Ge'siyle ama sağ olsun yapan firma hakkıyla işi çıkarttı. Çok güzel. Arkadaşlar arkada bir hidrolik sistem var. Videonun açılışında görmüşsünüzdür. O çıkıyor ve burası aslında bir teras oluyor bildiğin. Hatta kışın da Özgür abi burayı şeffaf bir malzemeyle kapatıyor. Vinillerle. Kış bahçesi oluyor. Evet, oraya da soba kurabiliyorum. Arkada da soba. Ha buraya da kurabiliyorsun. Ha onu hiç görmedim videoda. Hava çok soğuk olmadığı zaman oradaki soba bize yetiyor. İçeriği çok yüksek sıcaklık vermediği için ama çok soğuk olduğunda burayı kapatıp bunu yaktığımızda karavanın kendi ısıtma sistemini kullanmadan çok rahat ısınıyor. Kapatıp dedi yine şeffafla kapatıyorum orayı. Geçen gördüğüm videoda bayağı buz tutmuştu o şeffaf. Evet, evet. Ama yine de ısıtıyor yani soba. Hem dışında hem de şu iç kısmına da şeffaf yapıyorum. Ha buraya da bir tane oraya da yapıyorum. Anladım. Çok aşırı şeylerde. Ama işte onları yaptığım zaman şu sobanın ısı yetiyor. Bir de teras var değil mi? Bu kadar teras. Hani sanki yukarı çıkıyorsun sen ama yukarıya abi. Önden yukarı çıkıyorum. Temizlik işte için. Panelleri temizliyorum. Bazen işte bacanın şapkasını takıyorum. Herkes şunu soruyor. Niye merdiven takmadın? Şimdi araba dışarıda durduğu için çoluk çocuk çıkar diye merdiven yapmadık. Ben de önden çıkardım, kendimi dışarı öyle bir dışarılar bir şey tabii oldu. Böyle bir sistem geliştirdim ki rahat da oluyor. Dışında da pütürlü bir boya var. Pütürlü polüriyen. Polüriyen evet o çizilmiyor etmiyor sağlam bir malzeme. Evet zırh kaplama diyorlar işte. Evet bana. Çok katarsan kat kurşun geçirmiyormuş falan öyle şeyler öyleymiş. Duyuyorum ben de. İşte fırını arkadaşlar burada. Lavabosu, buzdolabı, bulaşık makinesi. Bulaşık yok çamaşır makinesi. Çamaşır var şurada. Yani istemedim çamaşır şurada. Şurada. Ha şurada çamaşır tamam girişte. Bu yatak oluyor. Kızımız bunda yatıyor. Geçen hatta uyanmadı bayağı uykum geldi. Bu normalde açılıyor iki kişi. Buraya kadar geliyor. İki kişi yatabiliyor. Biz Burcu'yla orada yatıyorduk. Arada sobaya odun atmam gerektiğinden dolayı kendime şuraya bir yer yaptım. Orada da uyuyakalmışım zaten. Bir de şurayla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Klostrofobik bir alan diyorlar ama değil. Üstteki pencere ve yandaki pencere açıldığında orası çok hava. Yorumlarda mı diyorlar? Evet. Tabii. Bir bakayım oraya. Orada şöyle bir durum var. Aslında alkoven yüksekliği birçok karavandan daha yüksek. Ha, bir de camları açınca bayağı evet ferah oluyor. Aha. Şey çok güzel bu arada. Gösterebilir miyim? Müsait mi? Tabii tabii. Lavabo çok güzel arkadaşlar. Burayı da Burcu Hanım muhtemelen kendi zevkine göre yapmış. Gördüğünüz gibi böyle çiniler, çini benzeri bir seramik kullanılmış burada. Çok şık görünüyor ve bayağı büyük ya. Büyük evet. Ferahlığı çok iyi yani. Bu karavanlardaki en büyük sıkıntı çünkü. Çinileri de İznikli usta. Öyle mi? Yaptı elde. Gerçek çini yani. Ha, gerçek wow çini. Bu cam da aynı zamanda ilk girişte görülsün diye şeffaf oluyor. Evet. İstediğin zaman. İstediğin zaman bu rengi alıyor. O ledlerle, aydınlatmayla. Şey, şeffafı çalıştırsın mı? Çalıştırayım. Aa çok güzel yani. Kameradan ne kadar görünüyor bilmiyorum ama. Bayağı içerisi gözüküyor. Gözüküyor mu? Şöyle yaptığım zaman da buzdan. Sadece açık unutmayacaksın. Bazen birbirimizde küçük şakalar çıkıyor. Evet yapılabilir doğru. Düğmesinin dışarıda olması biraz. İçeride de var. Yani. Sadece içeride olsaydı. Evet. Burada da var. Buradan da açıp yani kapatabiliyorsun. Hemen orayı kapatabiliyorsun.
Eline sağlık. Afiyet şeker olsun. Güzel, su vermedim vallahi. Onu fark ettim şu an. Su var. Yok yok şu an. Ya bana gerek yok. Siz istiyorsanız ben size veririm. Buyurun. Bunun haricinde ne var abi ekstra söyleyebileceğimiz karavanla ilgili? Kaç model? Araç 2000 model. Köy hizmetlerinde karla mücadelede kullanılmış bir araç. Bayağı önünde falan vardı. Tabii. O kar bıçağından falan varmış. Kar küreme bıçağı vardı ki hala hazırda kullanıyorlar bu araçları doğuda. Biz de aldık işte. Arkasındaki sistemleri, öndeki sistemleri söktük. Şanzımanı bir revize ettin. Şanzımanı serileştirdik. Yani büyüttük. Ondan sonra aynı martileri oranlarını çoğalttık. Hı. Araba daha serileşti. Normalde 60-70'ti. Şu an otoyolda zorladığın zaman 130-131'i görüyor. Ekstra söyleyebileceğimiz şu var. Bu karavanda kullanan elektrik sistemi Türkiye'de ilk kez bizde kullanıldı. Evet. O dağınık parçaları tek bir şeyde toplayan bir sistem var. Offroad evleri var Amerika'da. Onlarda da kullanılan bir sistem. Yani hani elektriksiz kalmıyor. Anladım. Zaman. Hem de güneş paneli var yukarıda. Güneş paneline bağlı evet. Şurada zaten. Bütün biraz kompakt. İlk kez görüyorum böyle bir sistem. Bunu abi şey EcoFlow 4 kW elektrik var şu an bunda. 2-2 4 kW. Aküleri arttırıp işte 8 kW'ya kadar 10 kW'ya kadar çıkarabiliyorsunuz. Evde kullanabiliyorsun. Güneş panellerini de arttırarak. Hani elektrik kesilmesi, elektriksiz kalma derdim. Bir de kendi elektriğini kendi ürettiğin için. Depoluyor da aynı zamanda. Tabii sürekli depoluyor. Artı paneller doldu. Şarj etmiyor. Arabayı çalıştırıp alternatörden de doldurabiliyoruz. Geçen gün bir videoda söylüyordun. Hatta biraz çalıştırdın arabayı. Evet. Biraz daha şarj ettin. Hemen dolduruyor doldurdu. Şey yapıyor. Vallahi güzel sistem. Bunda elektriksiz kalma mümkün değil o zaman. Değil evet. Yani ileriye dönük buna dönecek herkes yani şey. Ama Türkiye'de biz bunun şeyde de kullanıyoruz. Akülerini kamplarda kullanıyoruz. Elektrik sağlıyoruz ondan. Şu an buradan da görebiliyoruz zaten. Evet. Şu an bu recharging time'ı gösteriyor. Yani 2 saat. Yok. 2 hafta. 2 hafta. 2 hafta gider mi diyor şu an? 2 hafta. 7 saat şu kullanımda şu an. Şu anki kullanımda güzel. Bu arada şu an 23 watt çıkışı var. Şu an 116-117'de bu havada şu an dolduruyor. Vay be. Aynı şekilde burada da panel var. Oradan da görebiliyorsun. Çok güzel sistem ya. Şu an dolduruyor mesela. Şu an 23 çıkışımız var. Burada da ne kadar gideceğini gösteriyor. %98 şu an full. Şuna bastığım zaman zaten bataryaları da gösteriyor. Buradan çıktık. Buradan da şu an 220'miz açık. Buradan da her şeyi ayırabiliyorsun. İşte tuvalet pompası, buzdolabı, hidrofor, ışıklar. Burada hepsini modlayıp açıp kapatabiliyorsun. Üzerinde bu kadar durduk arkadaşlar ama bu bir karavandaki en önemli şey. Yani suyu bir şekilde dışarıdan taşıyabiliyorsun, halledebiliyorsun ama elektriksiz. O zaman ben mi? Bu olmazsa ısınma da elektrikli. O zaman ben mi odun atayım? Evet. Nasıl ısındım biraz? Güzel vallahi ısındım ya hakikaten. Şu kuşası açık olmasına rağmen ısındım yani. Tabii canım şu an bayağı yanar yani. O zaman geçelim mi yavaş yavaş sürüşe? Var mı söylemek istediğiniz bir şey? İlk kez çünkü bu karavanı böyle tanıtıp detaylı ve hatta belki de kendiniz de ilk kez bu kadar detaylı anlatıyorsunuz. Evet. Evet bizim aslında anlatmak istediklerimiz var ve lütfen. Anlatmadıklarımız var. Lütfen buyurun. Bizim aklımızda olmayan hani projede çizilmeyen bir iki detayı da karavanımızı yapan firma SYA Mobil sağ olsun ilave ekleme yaptı. Şu karavanlarda çok önemli. Dışarıdan gelince böyle hani ayağını pis falan içeri taşımaması için şuradaki şey çok önemli. Hani böyle bizim böyle demin ayaklarımızı kullandığımız yer. Bir de pas, onlar pas gibi. Karavandan tecrübeli olduğu için şu alil durum çıkışımız yoktu. Onu yaptılar. Buradan direkt olarak buradan kabine bağlanıyorsun. Şu şekilde. Burayı da açıyorum. Buradan ön kupaya ulaşabiliyorum. Bu müthiş ya. Hiç aşağı inmeden. Yani doğada başına ne geleceği belli değil. Tabii. Atıyorum bir yaban hayatı saldırısı falan bir şey olabilir. Şimdiye kadar başımıza gelmedi de. Aşağı inmeden direkt öne gidip motoru çalıştırıp kaçabiliriz. Yani şu da bu arada çok akılcı bir şey. Yani direkt merdiven yapmadan bunu merdiven olarak kullanmak kapağı çok akıllıca bir şey yani. Şey oldu mu hiç Burcu Hanım bu arada? Kapan kuruyorsunuz ya. Yani daha doğrusu kamera kapan aslında. Foto kapan. Bu foto kapanla hiç enteresan bir şey kaldınız oldu mu? Ben genelde izliyorum ama belki. Başak. Biz foto kapana şöyle ihtiyaç duyduk. Kar kamplarında izleri çok rahat seçebiliyorsunuz, yakalayabiliyorsunuz. Bir sabah uyandığımızda dışarıda kurt sürüsünün izi vardı. Özgür'le o zaman dedik ki bir foto kapanımız olsaydı çekerdik. Sonra gittik foto kapan aldık. Bir yıl boyunca hiçbir şey çekemedik. Geçen sene bir kampımızda böyle bizim yumruğumuz kadar bir pati izi gördük. Daha büyük. Gittik foto kapana aldık. Başak yakalamışız. Başak da ormanın hayaleti diye bilinen bir hayvan. Yakalamak, görüntülemek, hele ki gündüz görüntülemek çok zor. Biz Özgür'le bayağı havalara uçmuştuk onu görüntüleyince. Ben yani ismini getiremedim. O bütün hayvanları saydım o ara. O kadar heyecandan. Panter dedim. En son Başak aklıma geldi. Bu arada yanlış bir şey anlaşılmasın. Bilenler tabii ki çok iyi biliyordu da foto kapan sadece fotoğraf şey video çekiyor arkadaşlar. O canlıyı gördüğünde yani bir avlanma falan söz konusu değil yani. Asla. Öyle bir şey olamaz zaten. Hele sizin hayatta hiç olamaz. Yok, yani görüyoruz zaten. Hayvanlar, hem hayvanlara sevginizi hem doğaya sevginizi. Siz de hayat... Doğanay ne yapıyorsun? Gidiyor musun? Kapı gidiyor. Ceyran yapıyor Doğanay. Kapıyı kapat. Bir de arabada şey var. Damper sistemi var. Kupa öne yattığından dolayı buna bir tane damper sistemi yaptık. Bu bayağı kupayla şey arası 1 metre 20 santim daha kalkabiliyor. Eğimli arazilerde kupayı da düzeltebiliyorsun.
Ha, o damper sistemiyle, evet, hidrolik olarak, evet, düzeltebilirsin. Bunun dünyada öyle bir örneği var mı? Bu tarz araçlarda alkovenli çalışamıyorlar. Motora ulaşmak için ön kupa yattığı için. Biz bunun o işte damper sistemini arka taraf kaldırmak için kullandık. Motor arızası sırasında kullanabilelim diye. Dünyada sadece alkovenli bunu yapan herhalde biz ikinci aracız. Benim gördüğüm kadarıyla sosyal medyada. Genelde arkaya salkısı yapıyorlar. Hmm. Onun üstüne oturtuyorlar. O şekilde karavan olarak kullanıyorlar. Şeyi de düzlüğü de biraz su terazisinden bakıyorsun. Evet, biz bucağınımla baktık, evet, aşağıda biraz. Aynı telefonla. Ona göre arazide bir yer, başka bir yer seçiyorsun çok eğimliyse. Evet, yani şu anki eğim mesela gayet iyi. İyi, evet. O zaman geçelim mi sürüşe? Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Ben sizin kanala geleceğim sonra. Çok böyle stoft bir kaptan. Böyle konforlu bir kamp olduğunda ben de sizin kanala geleceğim. Biz hava nasıl olursa olsun sana konfor sağlarız. Tamam. O konuda, evet, gölün üstünde bile, evet, suyun üstünde bile konfor var, sağlıyorsunuz var. O yüzden. Konfor bizden sorulduğu için rahat olsun. Bir de Türkiye'de bir şeyler de aslında insanlarda bir ışık da yaktınız. Yani ben şimdi bugüne kadar gölün üzerinde öyle bir şey yapılacağını hiç bilmiyorum. Tabii ki yabancı kanallara falan arada bakıyoruz ama algımız tabii Türkiye'deki kanallarda daha yüksek. O yüzden ben mesela hiç hayatımda böyle biri bana öyle bir şey söylese herhalde dalga geçiyor falan derdim. Suyun yani, üstünde kamp. Evet, bir şeyleri algısını değiştiriyorsunuz insanların. Atıyorum mesela şu sobanın üstünde kullandığınız fan var bir tane arkadaşlar. Evet. O ısı da dağıtıyor aslında. Çok mantıklı bir şey ama Özgür abi işte onu araştırıp getirip bulmuş bir yerlerden. Şimdi birçok insan da tabii kullanmaya başlıyor. O anlamda da birçok insanın algısını da açıyorsunuz yani, evet, kullandığınız ürünlerde. Benim hoşuma gidiyor hani bizden görüp sonra alıp yapmaları. Demek ki biz bir şeyleri doğru yapıyormuşuz, evet, ki hani insanlar da beğenip yapıyor. Bu konularda güzel yönde önce olabiliyorsak ne mutlu bize. Kesinlikle. Ya zaten aile yapısındaki düzgünlüğünüz, kendi pozitifliğiniz falan her ne kadar az konuşsanız da bize çok çok fazla yansıyor. Teşekkürler. O yüzden bir aile olarak size teşekkürü borç biliriz yani. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Kesinlikle. Çok güzel hayaller kurduruyorsunuz insana. Hem güzel şeyler öğretiyorsunuz hem de o aile yapısını aşılıyorsunuz insanlara. Çok güzel bir şey yani. Zaten en güzel aktiviteler aileyle yapılan kesinlikle aktiviteler. %100 var. Ben de çocuğum olduktan sonra onu iyice anladım. Tamam. Tabii ki şimdi eşim kızmasın. Eşim varken de tabii ki öyleydi. Ama çocuk olduktan sonra iyice yani bir yer gördüğünde bir şey yaptığında buraya eşimle çocuğumla kesin gelin diye düşünmeye başlıyorsun. O zaman Türel'den geçelim sürüşe doğru. Evet. Geçelim. Arkadaşlar burası Alice Harikalar diyarındaki sihirli kapı gibi düşünebilirsiniz. Abi bayağı bu arada kasa kapısı gibi ya. Evet. Ters mi çalışıyor? Sağ. Ya kilidi de açayım artık. Bu kadar olmaz ya. Açtım abi, tamam. Evet arkadaşlar, şimdi buraya açıyoruz. Bayağı şey, çelik kasa gibi. Evet. Sonra buraya açıyoruz. Kol yukarı. Kol yukarı. Evet. Arkadaşlar sürüşte görüşürüz. Ben gidiyorum. Berk'cim selam. Abi ne güzel olay ya. Direkt evden arabaya geçiyorsun. Arkadaşlar yola çıkmadan önce bir şey unuttuk. Vallahi indim. Arabanın dışını göstermedik size ya. Bir dışını gösterelim. Dışında ne var abi arabanın? Senin özellikle yaptığın vincimiz var. Bu vinç 16 var. Tona kadar, hatta 16 çarpı 2 32 tona kadar, evet, taşıyor. Çekiyor. Normalde 16 ton ve 16 ile 15 ton hidrolik vinç. Makas sistemi dedikleri şey yaptığınızda çarpı 2 oluyor. Burası yıpranmadan mı? Karbon gibi görünüyor. Karbon mu? Karbon bu. Vay be. Karbon. Genelde bunu askeriyelere veriyorlar. Tanklara veriyorlar. Ama bunu bağlayacak ağaç da işte yok. Battığı zaman kaç tane ağaca bağlaman lazım? Ağacı da çeker getirir. Bunun haricinde sen dışına işte boyasını yaptırdın. İşte polüriye yaptık. İşte zırh kaplama diyorlar. Ama diğer her şey orijinal. Her şey orijinal. Lambalar değil, tampon değil ama geri kalan her şey kafa komple orijinal. Çok güzel görünüyor ya. Bu retro görüntüsü acayip abi. Bir değil de mi? Tabii oyuncak gibi duruyor. Çocukların oyuncak işte şeyleri var ya. Dışarıdan izleyen küçük oyuncak araba, evet, gibi, evet, görünüyor. Tam öyle duruyor. Bu arada jantları da arkadaşlar, yani lastikleri hem önde hem arkada 23 jantları var. 395 85 20 de lastikleri var. Bunlar da özel lastiklermiş tabii. Herkese de vermiyorlarmış. Vermiyorlar. Kurumlara veriyorlar. Ama sağlam lastik. Maşallah abi. Ya çok güzel görünüyor arkadaşlar. Bilmiyorum. Şöyle bir yanında tam durunca aslında. Bak bir geniş açı görsene kanka. Ne kadar büyük olduğu şu anda mesela belli oluyordur diye düşünüyorum. Bu merdiven falan tabii hepsi, bunlar hepsi senin tasarımın. Bunlar hepsi sonradan eklendi. Kapısı mapısı. Şuraya ben ekstradan PTO'sunu vince verdik. Vinci normalde bunu kasaya kaldırıyordu. Buraya elektrikli bir motor sistemi yaptık, hidrolik. O kaldırıyor. Hiçbir şey yok. Elektrik de gitti. Burada da manuel. Mekanik olarak kaldırıyorsun. Kaldırma şeyi. Çok mantıklı. Doğru, patlayabilir, her şey olabilir, evet, sonuçta, evet, elektronik aksam mı yani, sıkıntı. Doğru. Burada yakıt depomuz var. Yakıt depomuz. Yakıtı oradan koyuyorsun. 300 litre deposu var. Oo. Dünyayı gezersin 300 litreyle. Sobamızın bacası var. Evet. Yukarıda meşhur o güneş, videolarda duman çıkan yer orası. Güneş panellerimiz var. 4 kW elektrik var. O zaman geçelim abi sürüşe. Geçelim. Görüşürüz sürüşte arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmazsanız seviniriz. Teşekkürler.
Evet arkadaşlar, yola çıktık Özgür abimle, Burcu Hanım'la. Hep siz burada mı seyahat ediyorsunuz? Yeri olduğu zaman buradayım ama burası da çok konforlu. Zaten emniyet kemeri de var. Evet, emniyet kemeri orada yapılması güzel. Normalde yok ama böyle bir şey değil mi? Yok. Ama bu 3 kişilik, 3 kişi seyahat edebilir diye geçiyor. Burada mı koltuk var Özgür abi? Burada da koltuk var da ben o koltuğu söktüm. Sen onu konsol yaptın burada. Evet. Özgür abi artık bayağı alışmış arabaya, bize bakıp çevirebiliyor. Alıştım. İlk zamanlar bayağı zorlanmıştım ama şimdi rahat. Direksiyon hidrolik tabii değil mi? Daha önce peki bu kadar büyük bir araç kullanma tecrüben oldu mu abi? Yok. Hiç olmadı. İlk kez oldu böyle. Onda da başarılı olduk. Rahat geliyor mu peki? Trafiğe falan giriyor musun hiç? Böyle dar yerlere falan. Tabii canım. Bunun tabii direksiyon turu falan acayiptir. Dönüş çapı falan. Dönüşü çok iyi. Turu da çok iyi. En son nereye gitmiştik? Davutpaşa'ya gittim. O dar sokaklara. Dar yollardan çok korkarak geldik. O gün hava çok sıcaktı. Biz Özgür'le ikimiz böyle şakır şakır terliyoruz. Yollar daracık çünkü. Ama o da bir sınavı başarıyla geçti yani. Maşallah. Bu arada arkadaşlar şu tavan açılıyor. Şu tavandaki yuvarlak yer normalde kesiliyormuş askeri araçlı kullanımlarda. Ve oraya bilmiyorum, YouTube böyle şeyleri çok seviyorum. İşte makinalı tüfek falan konuyormuş evet, yani. Evet, uçak savar takıyorlarmış. Uçak savar takıyorlarmış. Özgür abinin öyle bir niyeti yok Özgür abi. Yok, benim savaş değişimi. Biz olası zombi saldırılarına karşı. Karşı. Yani. Bak o önemli, bir o kaldı zaten. Evet. Zombi saldırısı olursa sizin araç tam zombilerden kaçmak için hakikaten. Buraya tırmanamazlar bile yani. Bayağı bir şey abi bu arada. İçeride yalıtım sıfır. Çünkü askeri amaçla üretildiği için, askeriye de böyle şeyler çok önemli olmadığı için, konfor gibi, dayanıklılık önemli olduğu için. Bayağı böyle şanzımanın falan sesi geliyor yani net bir şekilde içeriye. Aslında şu aşağıda gördüğün şu malzeme var. Aha. O yalıtımlı malzeme. Hem ısı hem ses yalıtımı yapıyor, kesilmiş hali. Daha da fazla geliyor aslında. Daha da fazla. Ne kadar yakıyor Özgür abi? Valla şöyle söyleyeyim, o kilometre bazında hiç hesaplamadım ama 4700 kilometre mi yaptık Burcu? Bolu, Kapadokya, Konya, Konya'dan İzmir, İzmir'den tekrar Bolu. İstanbul. İstanbul, Bolu. Yani 21.700 lira yaktı. 4.300 kilometre. Yine matematiğim burada ortaya çıktı. Ama fena durmuyor yani. Kulağa fena gelmiyor bu arada. Bu kadar yok yani, bu arabanın şey 16 ton araba, 6.008 motor. Tekerler de büyük. Şeyine göre az. Normalde bu arada araba 8 küsür ton. 16 ton. Kendi araba çıplak halde. Çıplak halde 10.5 ton. 10.5 ton. 5 ton falan eklendi evet. Üstüne. 5 evet. Küsür ton. Şey rahatlığı varmış tabii arkadaşlar. Şimdi arazide çok çıktığı için Özgür abiyle Burcu Hanım. Tabii karlı yerlere de çok gidiyorlar. Oradaki şey rahatlığı varmış. 2 çeker al, 4 çeker al. Yani ortadan direkt i̇ster ayırabiliyorsun. İster arkadan ittir, ister önden çektir, ister dört çekere bağla. O müthiş konfor tabii. O da şuradan yapılıyor işte. O hem arazide hem otobanda sana büyük kolaylık evet. Sağlıyor abi. Peki Atik ailesi olarak bundan sonraki hedefler neler abi? Ne yapacaksınız? Burcu Hanım. Patron burada bu arada. Patron burada. Bak bunu söyleyebilir miyim emekli bilmiyorum. Emekli olmayı düşünüyoruz. Öyle mi? Hakikaten. Emekli olmayın ya, biz ne izleyeceğiz? Ya şöyle, bizim aslında amacımız bununla böyle bir doğu turu, bir Karadeniz turu yapmaktı ama bir Bolu'dan öteye geçemiyoruz. Çünkü hep biz bir İstanbul'a, kızımız da İzmir'de olduğu için İzmir'e yeten bir şey var. Hep işlerimiz oluyor. Bir rahata çıktığımızda doğu, hatta bir adım ötesinde bir karavanla yurt dışı planımız var. Yani bir sonraki hedefimiz o inşallah olursa. Yurt dışı çok keyifli olur ya. Peki bunu tavana niye açıyorlarmış Özgür abi komple? Vallahi onu yazın falan mı ya. Acaba büyük, herhalde? Büyük ihtimalle yazlık modda da kullanıyorlar. Olabilir. Çünkü klima yok değil mi? Klima yok. O CC5'lerin falan da açılır ya, tavanı falan çıkar, ön camı iner falan. Belki hani tatbikat yani savaşta falan öyle daha rahat kullanıyorlardır. O yüzden kesinlikle olabilir yani. Öyle olabilir. Şunlar var mıydı abi bu onlar koruma bandları? Onlar da vardı. Onlar revize edildi yani birileri değiştirildi. Bu arada BMW koltukları var arkadaşlar, elektrikli. Şuradan düğmeye bastığınızda elektriği geliyor. Direkt elektrikli bir şekilde ileri geri kaydırabiliyorsunuz koltuğu. Başka ekstra bir özellik var mı abi enteresan içeride söyleyebileceği? İçeride bir tek şu kamera sistemi var, o kadar. Başka da bir şeyim yok. O da mecbur zaten. Evet. Yapmak. Bu kamerada hem karavanın içinde görebiliyoruz. Ha öyle mi? İçeride kamera süper. Var. Ön ve arka tarafında görebiliyoruz. Bir de zombi light'larım var. Evet. Hakikaten zombi saldırısına hazırlanmışsın bu arada. Şaka yaptık ama. Orada var, önde var. Onları arazide kullanıyorsun. Çok hava şeyse açıyorum. Bir de öndekiler çakarlı. Alt kısımdakiler 3 modlu. Onlar da güzel işime yarıyor. Bundan sonraki yapacaklarınızla ilgili sorarken biraz da aslında karavanla da ilgili sorular. Şu anda zaten çok çok farklı bir proje ama farklı. Şimdi biraz sizden öyle şeyler bekliyoruz da yani bir taraftan. Daha farklı bir şey var mı kafanızda? Ya daha Özgür'e bugün mü dedim, dün mü dedim bir karavan daha yaptırsak Özgür diye ama biz bu karavanı aldığımızda bir sene içinde, hatta belki de 6 ay gibi hayal ettik gitmesini ama 2 sene, 2,5 seneye yakın sürdü. Tabi araya da hani depremde girdi, o bizim planladığımızın dışında ilerleyen bir olay. Pandemi girdi. Biraz yorucu bir süreç karavan yaptırmak. Çünkü daha önce yapılmamış bir karavanı yaptırıyorken aynı zamanda Ar-Ge'sini de yapıyorsun. Yapıyorsun, olmuyor, bozuyorsun, tekrar yapıyorsun. O seni bir ay, iki ay ileri atıyor. O stresi kaldırabilir miyiz bilmiyorum. Bir turda ben kullanabilir miyim? Tabii. Şurada hemen durabiliriz. Tamam. Canım çekti. Şanzıman kaç ileri abi bu arada? 4 ağır, 4 seri. 1, 2, 3, 4 tokatlıyorsun. Bunu biliyordursun herhalde ya. 1, 2,
3, 4. Boşa atıyorsun, tokatlıyorsun. 5, 6, 7, 8 diye gidiyor. Abi acayip bir açı var ya arabada. Görüş açıları inanılmaz. Mercedes G gibi düz ya camlar. Çok güzel bir görüş açısı var. Bir de burunsuz olduğu için daha şey. Vay be abi, çok garip görünüyor vitesin yazıları ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hep 6 ileriye alışmışız ya biz böyle şanzımanda. C ne abi? C'de çok dik rampalarda. Geri geri çıkarken. C, yok yok. Ha, düz çıkarken ona çekiyorsun. Ağır bebek yürüyüşü diyorlar buna. Kendi kendine çık, hiçbir şey yapmıyorsun. Gaz bile vermiyorsun. Ama normal arazi vitesi de var bunun haricinde. İşte araziler burada. Burada. Şu önden çeker, şu dört çeker. Zaten diferansiyelleri gösteriyor burada. Arkadan iter. Ondan sonra şu takviyeleri, hem çamur takviyesi hem rampa aşağı inerken çekiyorsun bunu. Kendi kendine kaya kaya gidiyor yani. Şey yapmana gerek yok. İkiyle mi kalkıyorsun, birle mi? İki, üç, bir. Hangisi? Hepsiyle kalkıyor değil mi? Pedallar çok garip arkadaşlar. Sağda solda gazla fren var. Ortada direksiyon kolonu var. Solda da debriyaj var. Bu da havalı değil mi? Of, havalı havalı. Güzel ya. Sesi var ya. Bunda da hava var. Hangisi? Bunda da böyle Burcu duymadığı zaman böyle yapıyorum. Sana baksın diye mi? Elini tutuşamıyoruz burada da. Hadi ya. Evet, çok uzak gerçekten ya. Burada romantik olmak istesen olamazsın abi. Romantizm yok. Baksana zor yani. Kalkıyorum o zaman yavaş yavaş. Ama. Ya o kadar açık duruyor ki bacakları. Çok garip. Direksiyon bile çok büyük ya Özgür abi. Nasıl alıştın buna? Vallahi iki kullanmada alıştım. Alışıyorsun değil mi? Ama şey, bunun ehliyeti ne oluyor değil mi? C. Hacı iki kere sınava girdi. İlkinde niye bıraktılar? Normal gayet güzel kullandım. Kaldırım arasına işte şu kadar mesafe kalması gerekiyormuş. Ben şu kadar bıraktım. İki saniye. Normalde hoca geçirdi de öbür taraftaki hoca geçirmedi. Ama yani alışması çok kolay değil ha bu arada arabaya. Sen bayağı oyuncak gibi yapmışsın arabayı şu an. Çünkü direksiyon boşluğu falan acayip. Buna alışmak falan biraz zaman alır yani. Sen bayağı şu an oyuncak gibi kullanıyorsun. Yok, alıştım hani. Ya. Hakikaten gayet güzel alıştım. 7'ye attım diye düşünüyorum bakalım. Abi inanılmaz bir görüş açısı var ya. Böyle direkt yolun sahibi gibi hissediyorsun kendini. Uzun yol o kadar keyifli ki. Bu arada yüzün üstüne çıkıyor değil mi? Söyleyebiliriz. Çıkıyor. 100, 110, 120. En son 131'i zorladı. Korna nerede abi? Evet. Şu ışıkları bir yakabilir miyiz? Burada mı yanıyor? Ha, orada yazıyor zaten. Hepsini yakalım ya, şov olsun. Madem var niye yakmıyoruz? Şu an yanıyor olması lazım. Sadece sol ayak dayama yeri yok. Enteresan. Pedal üstünde tutuyor yani. Ama keyifli ya. O peki söylediğim Burcu Hanım nasıl bir karavan? Bir karavan yapalım daha demişsin ya. İşte onu yani bunun üzerine bir şey yapmıyor. İşte bunun üstüne bir şey. Üzerine çıkmak gerekiyor. O da bayağı kafamı patlatmak lazım. Hani sadece Türkiye'de değil, yapacaksak dünyada olmayan bir evet. Şey yapmak. Artık size o yakışır yani. O yüzden hemen vazgeçtim. Tabii bunun üstüne çıkmak çok zor abi. Şimdi ne yapacaksın yani? Uçan peki, araba. Ne abi? Uçan. Uçan karavan. Anca öyle. Ya da direkt şey yani. Prefabrik bir karavan yapacaksın. Yani ev gibi. Aynen. Arkada taşıyacaksın. Şimdi mesela kaçıncı vites dedim unuttum ben. Fark etmiyor. Her viteste şimdi, tork olduğu için. Yok değil. Bakalım bismillah bir vites seçtim. Yok, kaldırıyor yani, tork olduğu ya. İçin abi her türlü kaldırıyor baksana. Deviri çok acayip ya. Ya vallahi çok teşekkür ederim bugün. Ne demek ya? Beni misafir ettiniz. Vallahi biz seni izliyorduk. Senin burada olman bizim için bir hayaldi. Bizim hayallerimiz gerçek oldu. Vallahi biz de böyle geliyorum abi işten yorgun argın. Açıyoruz hanımla hayal kuruyoruz. Evet. Şuraya gitsek ne güzel olur, buraya gitsek ne güzel olur. Gerçekten inanılmaz bir emek veriyorsunuz. Bu arada arkadaşlar söyleyeyim, her şeyi Burcu Hanım yapıyor. Evet. Özgür abi işin mutfağı. Ben çalışıyorum. Çalışıyor yani daha çok. Aracın hazırlıklarını yapıyor, aracı hazırlıyor, kamp yerini hazırlıyor. Evet, ama kurulu, kamera, her şey Burcu Hanım'da. Ben bu kadar detay var. Kurguyu mesela kendilerinin yaptıklarını açıkçası bilmiyordum. Hakikaten takdir etmek lazım. Çok sağ olun gerçekten. Misafir ettiniz. Sen de sağ ol. Eve kadar çağırdılar. Sağ olsunlar. Yani ben sizin kanala gelirim diyeceğim ama böyle soft bir şey olursa, kamp olursa. Zaten beklenen kar yağmadığı için bundan sonra. Evet ya. O zaman arkadaşlar videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Atik ailesinin kanalına abone değilseniz diyeceğim ama abonesinizdir diye düşünüyorum. Yine bağlantılarını tabii ki aşağıya bırakıyoruz. Belki denk gelmemiş olabilir aranızda. İzleyin, gerçekten çok rahatlatıcı, böyle keyif verici, hayaller kurduran videoları var. İzlerseniz seviniriz. Bizden geldiğinizde yorumlarda belirtin lütfen. Şimdilik bizden bu kadar. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.